Evet, Yeni Çağ TV izleyicileri, bugün Kanlıca İskelesi'ndeyiz. Birazdan kıtalar arası yüzme yarışı var. Kim birinci olacak bilmiyoruz. Heyecan dorukta. Efendim, heyecan var mı? Ben yıllar önce zaten bunu yapmıştım. Şimdi oğlumla yapmış olmanın bir heyecanı var tabii. Peki o buz gibi boğazın suyu nasıl sizce? Hani insan girer girmez şoklanıyor mu? Biz her gün denize girdiğimiz için burada buz gibi değil öncelikle. Su çok... Kuzguncuk. Su çok güzel, evet. Peki siz yarışmaya girecek misiniz? Yani heyecan var mı? İlk yarışmam olacak. Heyecan var ama biz yarışmak için değil, karşıya geçmek için giriyoruz. Yani o yüzden çok da heyecanlı değilim. Yarışmaya dakikalar kaldı. Heyecan var mı? Bu bir yarışma değil öncelikle. Bu bir... Yani maraton... Zevk işi. Hayır, zevk de değil ya. Bu, bilmiyorum. İstanbullu olarak mesela Boğaz'ı yakından görmek istedik. Boğaz Köprüsü diye bir şey varmış. Peki bir şey söyleyeceğim. Heyecan var mı? Olmaz mı? Var değil mi? Peki denizin tadı nasıl? Hani akıntıya kapılacak mıyız? Zaten akıntı aradığımız şey. Daha mı hızlı gitmenizi sağlıyor? Ya akıntı şimdi sizi götüren şey. O püf noktası mı? Aa, İstanbul'da yaşıyorum 25 yıldır. İlk kez bunu yapacağım. Dünyanın birçok farklı yerinden gelip yapıyorlar. Bu bizim için bir nimet. Ve bunu birlikte yapmak benim için arkadaşımla çok daha güzel bir duygu. Peki bu sizin için büyük bir an olacak. Heyecan var mı? Biraz var ama... O kadar elim ayağıma dolaşmıyor. Gayet sakinim. Birazdan büyük bir heyecana kapılacağız hepimiz. Yarış başlayacak. Neler söylemek istiyorsunuz? Oğlum ne söyleyeyim? Herkesin yarışıp katılmasını istediğim bir yarış. Yıllar öncesi ben de katılmıştım. 3 saat 56 dakikada yüzmüş bir yarışım. Çoğu insan için zor görünebilir ama bu zevki de tatmak isteyenler için bir uygulaması yapması gereken bir yarış. Herkese tavsiye ediyorum. Yüzmeyi bilen, seven herkese, hayatı seven herkese, denizi seven herkese bekliyoruz. Peki 4 saatte parkuru tamamladınız dediniz. Bu 4 saatlik sizin için nasıl geçti? Bu 4 saatte aklıma en çok gelen köpek balığı. O boğazın ortasındaki akıntıda kaldığımda, o derine baktığım zaman çok karanlık görünmesi aklıma köpek balığını getirdi birer. Kendisi Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Asya'dan Avrupa'ya 33. düzenlenen bu müsabakada 2000'in üzerinde katılımcının yarıştığı bu müsabakada bulunmaktan çok mutlu olduğunu tekrar belirtti. Yüzme Federasyonu ve Olimpiyat Komitesi ile birlikte işbirliği içerisinde olduğumuzu, yüzme sporunun inanılmaz bir gelişim ve ivme kazandığını, Olimpiyat Oyunlarında ve onun öncesi şampiyonalarda genç yüzücülerimizin aldığı başarıları ve Olimpiyat Oyunlarında yer alan genç bayan ve erkek sporcularımızın aldığı başarıların Türk yüzmesinin ne kadar ileriye gittiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönem süreci içerisinde de Yüzme Federasyonu ve FINA bünyesinde yapacağımız projelerle inşallah yüzmeyi daha ileriye götüreceğini belirtti. Kendisi. Bizim için büyük bir gurur. Akabinde olimpiyata gittik, A barajı ile gittik. Bunun altını özellikle çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kalabalık 9 olimpiyat A barajı ve 1 bayrak takımı ile gittik. Davetimiz de vardı. En güzel şekilde yüzdüler. Yapması gerekeni yaptılar. Daha iyi sonuçlar olabilir miydi? Onlar hocalarımızın ve atletlerimizde her ne kadar bizden daha çok istemişlerdir. Ama biz önümüze bakıyoruz. O gün itibariyle Paris Olimpiyat Oyunları için startımızı verdik. Şu an gayet iyi çalışmadalar. İnşallah 2024'te ülkemize yakışır şekilde daha büyük bir katılımla olimpiyata bayrak takımını da artırarak, en aşağı buna 2 tane bayrak takımı ekleyerek daha büyük bir katılımla
hedeflerimizi en üst noktaya çıkararak daha ileriye gideceğimizi düşünüyoruz. Az önce muhteşem bir yarışa imza attınız. Duygularınızı alabilir miyiz? Evet, çok farklı bir deneyimdi benim için. İlk defa katıldım Boğaz yarışına ve hani sonucun nasıl olacağına dair gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Başta böyle ortalarda atladım, ortalarda başladım. Fakat hani hakikaten denizin ortasında etrafımda kimse yoktu. Ya dedim hakikaten ben kayboldum şu anda ya da doğru yöne gidiyorum, iyi gidiyorum bilmeden. Ama çok farklı ve güzel bir deneyimdi. Çok keyifli bir organizasyon zaten. Herkese çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Peki akıntı nasıldı? Galiba doğru akıntıya kapılmışım. Dereceye bakınca öyle anlıyorum. İlk defa katıldığım için karşılaştıramıyorum. Fakat söylediklerine göre, geçen yıla göre akıntı biraz daha hızlıymış. Bizim yüzdüğümüz yönde. Yani bu bizim için avantaj. Akıntıyı kullanmak da avantaj. Yani bize sağlayan, avantaj sağlayan şey buydu. Galiba ben de bunu başarmışım gibi görünüyor. Ödülünüzü aldınız. Nasıl bir duygu içerisindesiniz? Çok mutluyum. Şampiyon oldum. Buradan beni destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Kayseri Tohum, Galatasaray ve tabii ki federasyonumuz, Milli Olimpiyat Komitesi. Emekleri çok büyük. Organizasyon mükemmel. Denecek hiçbir şey yok. Su çok güzel. Çok keyifli. Çok teşekkürler. Merhabalar, nasılsınız? Yarışın ikincisi oldunuz. Nasıl bir duygu? Ben bu dönem kötü bir hazırlık süreci geçirdim. Mayıs ayında korona olmuştum. Daha sonra da mezuniyet durumunda olduğum için finaller beni çok sıkıştırdı. Vücudumda korona sebebiyle iyi durumda olmadığı için antrenmanlara odaklanamadım. 3,5-4 aylık bir antrenmansızlık döneminden sonra bu yarışa girdim. Eski gücüm ve dayanıklılığım yoktu. Dolayısıyla yüzerken de şampiyon olamayacağımın farkındaydım. İlk üçe girdiğim için mutluyum. Birinci olsaydım 3 şampiyonluk alan ilk kadın yüzücü ben olacaktım. Ama olsun, elimdekiyle de mutluyum. Dereceye giren herkes tebrik ederim. Yarışı tamamlayan herkes çok tebrik ederim. Umarım seneye sizle yeniden görüşürüz. Bizle içerisinde. Şu an bu sene akıntı daha iyiydi. Yani bize finişe taşıyacak olan akıntı daha iyiydi. Ama aynı zamanda tam finiş noktasındaki ters akıntı da daha kuvvetliydi. Yüzerken kendimi oldukça zayıf hissetmiştim. Dolayısıyla aslında bir madalya da beklemiyordum. O yüzden aldığım sonuçtan mutluyum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Aynı zamanda burada aldığım 4. madalyayla beraber kadınlar genel klasmanda en çok madalya alan kadın yüzücü oldum. Tekrar beni destekleyen herkese, özellikle aileme çok çok teşekkür ederim. Seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Başarılı bir yarışın içinden çıktınız. Hislerinizi alabilir miyiz? Ben birkaç senedir katılıyorum aslında. Bu sene de rahat bir yarıştı. Çünkü akıntı, rüzgar oldukça iyiydi, yardımcı oldu. Keyifli geçti. Kolay yüzdüm, çok mutluyum, bitirdik. Güzel bir gün geçiriyoruz şimdi. Peki, Boğaz'ın suyu nasıldı? Yani akıntı kısmı soğuk. O yüzden soğuk bir su diyebilirim. Ortalara doğru nasıl bir heyecan sardı sizi? Şöyle, aslında yarışın sonu birazcık heyecanlandırıyor. Çünkü orada kıyıya yaklaşmaya başlıyorsunuz ve orada böyle akıntılar ters olmaya başlıyor. Orada bir heyecan sarıyor. Onun dışında ortalarında gayet keyifliydi. Boğazın ortasında olmak, etrafı görebiliyoruz, açık bir alan. Oralar gayet iyiydi aslında. Müthiş bir yarışın içinden çıktınız. Nasıldı? Benim ilk katılışım değil. Onun için daha önceki yıllara göre biraz daha tecrübeli katıldım. Rüzgar da bizim lehimizeydi. O bakıma akıntıyı çok iyi kullandık. İyi bir derece elde ettim. Kategoride 4. oldum. Madalya alamadım. Ona üzgünüm. Az önce güzel bir yarışa imza attınız. Duygularınızı alabilir miyiz? Çok mutluyum. Zaten bu 5. katılımım yarışa. En iyi derecemi yüzdüm. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Bu organizasyonu yapanlara, bütün herkese ayrı ayrı çok teşekkürler diliyorum.